Arkadaşlar tekrar merhabalar. Bu ders farklı bir şey yapacağız ve bol bol konuşacağız. Authentication konusuna giriyoruz. Authentication derken neyi kastediyoruz? Authentication derken işte bu registration, login, logout işlemleri yani kayıt, login yapma, logout yapma işlemlerinden bahsediyoruz kısacası. Ama birazcık konuşacağız. Notlar burada arkadaşlar. Bunları konuşmadan kodlamaya geçersek olmaz. Önümüzdeki derste kodlamaya başlayacağız. Hızlıca üzerinden geçelim. Bu notları da zaten aşağıdaki link aracılığıyla GitHub'da bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle authentication konusuyla permissions yani izinler sistemini birbirine karıştırmamamız lazım. Permission sistemini görmüştük. Permissions yani izinler konusunda hatırlarsanız bağlanan kullanıcıların login logout olup olmadığına, login olduysa admin, staff, işte active ya da standard user olup olmadığına bakıyorduk. Bu yüzden authentication yani yetkilendirme işlemini sadece login logout işlemi olarak düşünmemek lazım. Esasında arka planda birçok işlem yapılıyor ve kullanıcının login olmasının yanında kullanıcının spesifik özellikleri biraz önce bahsettiğimiz gibi okunuyor. Dolayısıyla div'lerimize herhangi bir kod çalıştırmadan ilk önce authentication işlemi arka planda tamamlanıyor. Daha sonra da bu permissions olayı ve diğer işlemler artık ne yazdıysak Viv'de devreye giriyor. Authentication tek başına gelen isteklerin izinlendirilmesini yani engellenmesini yapmıyor. Sadece gelen istek içerisinde yer alan credentials bilgisini işlemlendiriyor. Dolayısıyla bizim yazacağımız Viv'lerde, permissions'larda gördüğümüz üzere arkadaşlar bazı permissions'ları, izinleri belirlememiz hatta gerekirse kendimiz yazmamız lazım. Onu nasıl yapacağımızı öğrendik zaten. DRF bize hali hazırda birkaç farklı authentication stratejisi sunuyor. Biz bu dersimizde en önemli olanları işleyeceğiz. Bunların avantajlarını ve dezavantajlarını kısaca konuşacağız. Ve en önemlisi de ne zaman ve nerede kullanılmasının daha uygun olacağını konuşacağız. Çünkü sisteminize birden fazla authentication stratejisi de kullanabilirsiniz. Ayrıca çok kısa bir şekilde yeni bir authentication standardı olan GWT yani işte JSON tokenization diye bir konu var arkadaşlar. Ona da değineceğiz. Şimdi basic authentication'dan başlayalım. En ilkel ve en az güvenli ve mümkün mertebe kullanmamamız sadece test amaçlı yani geliştirme sırasında kullanmamız gereken authentication sistemi. Buradaki döngü şu şekilde açıklanabilir arkadaşlar 6 basamakta. Bir kullanıcı ya da client ya da istemci sunucu istek gönderiyor. Yani bizim yazdığımız projemize, çalışan projemize isteği gönderiyor. Sunucu kullanıcıya HTTP 401 unauthorized cevabını gönderiyor. Ancak bu cevabın içerisinde de www authenticate header başlığı gönderiyor. Mesela bu parantez içerisinde gösterdiğim gibi basic gibi yani authentication'ın ne olduğunu gönderiyor. Kullanıcı bu başlık bilgisine göre ilgili kimlik bilgilerini base 64 formatında sunucuya gönderiyor. Bu ne? Kullanıcı adı ve şifre. Ama bu trafikte tüm kimlik bilgileri şifrelendirilmeden gönderiliyor. Yani sıkıntı burada başlıyor. Sunucu gelen kimlik bilgilerini kontrol ediyor ve cevap olarak 200 ya da 403 yani kötü olan uygun değil kodunu kullanıcıya gönderiyor. Yani eğer HTTPS protokolü kullanılmıyorsa bunu yanlış yazmışım kullanılmıyorsa ağda yer alan herkes bu kimlik bilgilerini görüntülebilir ve hack'i yersiniz. Ve bunda da bir session management olayına giremezsiniz çünkü bilgiler açıktadır. Hızlıca geçelim. Token authentication dediğimiz konu zaten buna bakacağız. Önümüzdeki derste. Şimdi bu token authentication önemli bir konu. Neden? Çünkü mobil istemciler ya da desktop istemcileri yani clientler için en uygun ve ideal sistem. Yani yarın öbür gün Android ya da işte iOS tabanlı bir program bizim backend'imize banlanıp veri çekmek ya da veri göndermek istediğinde bu token authentication sistemini kullanacak. Token jeton demek. Ama işte bir string ifadesi olarak, bir text ifadesi olarak bir geçici password oluşturuluyor diyeyim. Zaten göreceğiz bunu. Bundaki cycle, döngü nasıl oluyor? İstemci kimlik bilgilerini bir defa sunucuya gönderiyor. Sunucu kimlik bilgilerini kontrol ediyor. Eğer geçerli ise string yani bir text ifadesi şeklinde bir token, şifre yaratıyor ve istemciye bu token'ı gönderiyor. İstemci her istek yaptığında authorization header içerisinde bu token'ı göndermek zorunda. Önümüzdeki ders zaten tam olarak bunu yapacağız. Ve bu şekilde authentication işlemini çözüyor. Yani arada bir şifre
password döngüsü, yani password ve kullanıcı adı döngüsü oluşmuyor. Bir token oluşuyor ve client ve server, yani sunucumuz bu token'ı iptal edene kadar istekler yapılırken, hani unsafe dediğimiz istekler özellikle neydi bunlar? Put, patch, delay, post. Bu requestler yapılırken de ne yapılıyor arkadaşlar? Header içerisinde bu token'ı görmek istiyor sunucumuz. Yani her istek yapıldığında bu token'ı göndermemiz lazım. Biz önümüzdeki derste de zaten token authentication üzerinden gideceğiz. Projelerimize de onun üzerinden gideceğiz. Request modülünü de kullanarak kendi yazacağımız bazı client, yani istemci script'lerle önümüzdeki derste bu sürecin nasıl döndüğünü zaten canlandıracağız. Şimdi token authentication önemli çünkü React ve Vue gibi JavaScript framework'leriyle yazılan single page application dediğimiz, yani tek sayfa uygulamalarda en çok kullanılan yetkilendirme sistemi bu. Bu kullanımlarda genel olarak bu token cookies içerisine ya da local storage içerisine kaydediliyor. Ancak altını çizerek söylememizde fayda var. Local storage içerisinde token kaydetmek birçok kolaylık sağlasa da, esneklik sağlasa da JavaScript'ler local storage'a direkt erişebildiği için XSS saldırılarına maruz kalırsınız. Yani kesin olarak kalırsınız. Çünkü ağda, internette çok dolaşan crawler var. Bu yüzden HTTP only cookie içerisine kaydetme işlemi çok daha mantıklı. Bu arada tüm geliştirme senaryoları için arkadaşlar, biz farklı authentication'lardan bahsediyoruz ama hani global olarak kabul edilmiş abi en iyisi budur dediğimiz bir şey yok, strateji yok. Tamamen sizin projenizin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ve gereksinimleri doğrultusunda sizin belirleyeceğiniz bir strateji kullanılacak arkadaşlar. Bizim yapmamız gerekense mümkün olan en yüksek güvenliği en optimize şekilde kullanmak. Bizim projelerimiz gibi projelerde DRF resmi dokümantasyona bakacak olursanız Session Authentication kullanımı tavsiye edilmiş. Birazdan zaten onu konuşacağız. Aslında projelerimize dediğim gibi birden fazla da kullanabiliriz. Zaten önümüzdeki videoda bunu yapacağız tam olarak. DRF Session Authentication, yani bu da oturum demek. Session oturum demek arkadaşlar. Oturum yetkilendirmesi, authentication nasıl oluyor? Bu authentication sistemi Django'nun default authentication sistemini kullanıyor arkadaşlar. Ajax istemcileri ile yürütülecek bir web aplikasyonu içinde en uygun ve en güvenilir sistem bu. Zaten halihazırda Django'nun zaten biz 3.1'indeyiz. Oturmuş bir oturum yetkilendirme sistemi session ve cookie kombinasyonlarını kullanıyor. Çok detaya girmek gerek yok. Bunun döngüsü nasıl? Request response döngüsü. İstemci genel olarak bir web sayfasından form doldurarak kimlik bilgilerini sunucuya gönderiyor. Hani bu JavaScript formlar var, bizim ön yüze doldurduğumuz formlar. Sunucu bilgileri kontrol ediyor ve eğer bu kullanıcı adı ve şifre doğrulanırsa bir session nesnesi, oturum nesnesi yaratarak veri tabanına kaydediyor. Şimdi bakın burası önemli. Veri tabanına kaydediyor. Ve session ID'sini istemciye gönderiyor. Yani client'a gönderiyor. Bu session ID browser içerisindeki bir cookie'de kaydediliyor. İstemci her bir istek yaptığında, yani client web sayfası bir her bir istek yaptığında bu session ID'sini de sunucuya gönderiyor ve her istekte bu ID kontrol ediliyor sunucumuz tarafından, zaten veri tabanına kaydediliyor. Eğer client, istemci ya da işte web sayfası logout olursa bu session ID hem sunucu tarafında hem de client tarafında yok ediliyor, siliniyor ve tekrar login olduğunda yine bir ID yaratılıyor. Kabaca bu şekilde anlatılabilir. Hatta yani kullanmışsınızdır bu request.user, işte bu yukarıdaki döngüde gerçekleştiren login işlemi başarılı olursa Django bize request.user ile erişebileceğimiz bir user nesnesini gönderiyor. Zaten Django, klasik Django yaptıysanız bu request.user'ı kullanmışsınızdır. Login olmayan kullanıcılar için ise anonymous user nesnesini döndürüyor ki derslerimizde bu permissions konusundaydı galiba. Bununla alakalı nasıl bir hata çıktığını biz incelemiştik arkadaşlar. Suni olarak o hatayı ve şu anonymous user'ı görmüştük. Veri tabanında eşi olmadığı için arkadaşlar integrity error vermişti. Bilmiyorum hatırladınız mı? Bir önemli konu da arkadaşlar, authentication gerçekleştikten sonra, yani login işleminden sonra herhangi bir unsafe request yapıldığında, bunlar post, put, patch, delete'de framework'ümüz bizden bir de CRF token'da göndermemizi isteyecektir. Yani bu request'lerde CRF token'da dahil etmemiz gerekebiliyor birçok konuda. Bu JWT dediğimiz, JSON Web Tokens dediğimiz authentication sistemi de daha yeni bir standart. Yapısı sebebiyle diğer token sisteminden, yani bu session'da ve token'da bahsettiğimiz sistemdeki gibi veri tabanı doğrulamasını istemiyor. DRF ile yaratılan REST API servislerinde Django REST Framework Simple
GWT paketini yükleyerek, pip install ederek çok kolay bir şekilde uygulanabiliyor. Biz bu videolarda bunu yapmayacağız. İleride belki benimle ilgili bir video çekebiliriz. Ama biz önümüzdeki videoda yapacağımız işlemleri yaptıktan, öğrendikten sonra bunu uygulamanızda çocuk oyuncağı olur. Yani kısaca böyle çok konuştum biliyorum. Ama birazdan zaten karşımıza çıkacak. Şimdi önümüzdeki bu dersi burada bitiriyoruz. Çok konuştuk ve kodlamaya başlıyoruz. Önümüzdeki derste hemen bu resmi dokümantasyona bir hızlıca bakacağız. Ve ilk işte bu hem token hem session'ı aynı zamanda nasıl ne şekilde kullanacağımızı hatta öğreneceğiz. Hatta arkadaşlar birkaç tane de böyle client yazacağız kendimiz. Buraya yazmış mıyım? İşte bizden nasıl normalde web browser haricinde normal bir yazılım istek yapılana nasıl istek yapılacak? Nasıl login yapılacak? O konuları görmeye başlayacağız. Dinlenin gelin. Çünkü önümüzdeki video uzun bir video olacak arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.